İki güzel haberle başlayalım arkadaşlar. Birincisi de yaz ayları geliyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kıyafet serbestisine de geçmiş bulunuyoruz. Gömlekler out, tişörtler in arkadaşlar. Bu anlamda benden mutlusunu bulamazsınız. İkinci güzel haberimiz tabii kuaförler açılıyor. Normalleşme sürecine girdik. Kuaförlerin açılmasıyla birlikte ben de nihayet papaza dönmüş saçlarımı kestirme şansına sahip oldum. Gayet mutluyum arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi klasiğimize dönelim. Kötü haberlerimizle devam edelim. Bazıları şey diyor, felaket dellalısın falan diyor bana ama ne yapayım kardeşim, kötü haberleri ben oluşturmuyorum. Kötü haberleri ben sadece sizlerle paylaşıp bunun üzerine analiz yapıyorum. İyi haber çıksın söz onları da vereceğim ama ne yazık ki dünyanın gittiği nokta da belli. Türkiye'nin zaten 3-4 senedir gittiği nokta da belli. Türkiye ciddi bir ekonomik krize doğru hızlı adımlarla ilerliyordu. Belki de bu pandemi biraz kurtarıcı bile oldu. Bir bahane çıktı en azından. Dünya sahiden sıkıntılı bir sürece gidiyor arkadaşlar ve bu sıkıntılı süreç çok net bir şekilde dillendiriliyor. Hem de önemli isimler tarafından. İşte Amerika Merkez Bankası Fed Başkanı Powell dün açıklamalar yaptı. Çok kritik açıklamalardı bunlar. Onları biraz paylaşacağım sizlerle. Öbür taraftan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen açıklama yaptı. Avrupa Birliği'nin gidişatıyla ilgili, dünyanın gidişatıyla ilgili. IMF Başkanı açıklama yaptı. O da çok umutlu değil gördüğüm kadarıyla. Anlayacağınız sıkıntılar büyüyerek devam ediyor ve bu sıkıntıları çözmek için herkes bir çözüm arayışı içerisinde ama nasıl çözeceklerini de bilmiyorlar. Buna ek olarak şunu da söyleyelim. Piyasaların, özellikle uluslararası piyasalardaki traderların genel beklentisi Fed Başkanı'nın faizleri eksi yapıp yapmayacağıyla ilgili bir beklentiydi. En azından dün yaptığı konuşmada böyle bir açıklama yapar mı acaba beklentisi içerisine girdiler. Öyle bir sinyal gelmedi ama başka sinyaller verdi Powell. Onları da yine bu videoda sizlerle paylaşacağım ve doğal olarak bunun sonrasında altın ne olur, dolar ne olur, borsalar ne olur konuşacağız. Bu videoda yoğunluklu olarak altın konuşalım istiyorum. Çünkü altında çok ciddi sıçramalarla karşı karşıya kalabiliriz yakın zaman içerisinde. Hadi başlayalım artık. Hepiniz hoş geldiniz olsun. Rakamlar 100 binin altına gitmiş bir borsa görüyoruz. Çünkü uluslararası piyasalarda, özellikle Amerikan borsalarında da satışlar hakim. Ama bizim borsamızda çok suni bir yükseliş olduğunu hep söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Bir balon etkisi iyiden iyi oluşmaya başladı. Borsada çok sert satışlar gelebilir. Amana dikkatli olun arkadaşlar. Dolar 7 lira seviyesinin altında. Bu konuyu böyle pişirip pişirip önümüze koyuyorlar. Çok müthiş bir şey işte, dolar 7 liranın altında falan. Ya düne kadar 6.80-85 aralığına tepe diyenler vardı. Bu arada arkadaşlar, bu düşüş daha da devam edecek mi sorusunun cevabı bana göre etmeyecek. Büyük ihtimalle buralardan çok ciddi bir tepki hareketi gelip tekrar kendisini 7 liranın üzerine atacak ve sonrasında da kontrol elden çıkacak. Gelelim altına arkadaşlar. Altında 1717 dolar seviyesi altının onsu. Biliyorsunuz orada 1698-97 seviyeleri görüldü vesaire ama sonuç itibariyle her kapanışta 1700'ün üzerine atmaya devam etti. Özellikle dün Powell'ın açıklamaları ve Ursula von der Leyen'in açıklamalarıyla birlikte olumsuz algının iyiden iyiye yerleşmesi, Amerika'da 3 trilyon dolarlık paketin onaylanmasıyla birlikte altının onsu tekrar yönünü yukarıya çevirdi. Zaten 1700 dolarda çok ciddi bir taban yaptı kendisine, destek yaptı ve bu desteği sıçrama tahtası olarak kullanacak yakın zaman içerisinde. 1740 doları kırması durumunda da 1800 doların üzerinde bir altın ons fiyatıyla karşı karşıya kalacağız yakın zaman içerisinde. Ne zaman olacak diye soranlar var. Vallahi bir küreme bakayım, ona göre karar vereyim kardeşim. Yarın olacak, öbür gün olacak deme şansımız var mı? Yok. Ama yakın zaman içerisinde koşullar böyle olduğu sürece altındaki yükseliş devam edecek ve 1800 doların üzerine çıkan bir altın fiyatıyla karşı karşıya kalacağız. Doların da yükselişi devam edecek arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de Merkez Bankası rezervlerini sık sık dile getiriyorum. Bir kez daha söyleyeceğim. Rezervlerle ilgili sıkıntı var ve Merkez Bankası rezervleri bugün de yine resmi veri geldi. 300 milyon dolar civarında azalmış durumda. Öbür taraftan yabancılar da
portföylerini sürekli olarak bozuyorlar. Gördüğüm kadarıyla hisse senedi piyasasında da 1 milyarın üzerinde bir çıkış var. Bu da kaçışın nasıl hızlı olduğunu gösteriyor. Yakın zaman içerisinde zaten yabancı sermayenin çıkışı dramatik oldu. Onu da söyleyeyim. Yani 5 milyar doların üzerinde bir yabancı sermaye çıkışı oldu. Hem tahvil piyasasından hem de hisse senedi piyasasından. Buna rağmen borsa niye yükseliyor? Çünkü borsada yabancılar yok. Borsa tek elden yukarıya doğru ittiriliyor suni olarak. Ama sonuç itibariyle belli bir noktaya kadar ittirilebilecek. Sonrasında da borsadaki ser satışlarla karşı karşıya kalacağız. Umarım bu işten küçük yatırımcılar zarar görmez arkadaşlar. Açgözlülük yapanlar büyük ihtimalle büyük bir sıkıntıyla da karşı karşıya kalacaklar. Uzun bir sürede bekleyecekler. Eğer ki kaldıraçlı işlem yapmamışlarsa ya da biopta işlem yapmamışlarsa. Yani vadeli işlemler opsiyon borsasında işlem yapmamışlarsa. Bekleme kabiliyetleri varsa ne güzel. Bekleyemezlerse yandılar. Bu iş çünkü öyle bir günde iki günde bitecek bir iş gibi görülmüyor. Mesela Ursula von Leyen'in en önemli vurgusu şu. Biz bu paketi, yardım paketini 2021 ile 2027 arasındaki bütçeye yansıttık kardeşim diyor. Bu ne demek? Avrupa bütçesi her geçen gün biraz daha sıkıntılı olacak. Yine von Leyen'in başka bir açıklaması. Kuzey ülkeleriyle, Avrupa ülkelerinden bahsediyorum. Kuzey ülkeleriyle güney ülkeleri arasındaki makas iyiden iyi açılıyor diyor. Gelir dağılımı ile ilgili sıkıntı ciddi problemli olmaya başladı diyor. Turizm bağımlısı olan ülkelerde sıkıntılar daha da büyük olacak diyor vesaire. Avrupa Birliği'nin rekabet gücüyle ilgili sıkıntıları da dile getirdi. Sadece dışarıyla ilgili rekabet gücünden bahsetmedi ama kendi içinde, kendi ülkelerinde, kendi üyeleri arasındaki rekabet ortamının da sıkıntılı olmaya başladığını söyledi. Euro'ya bir gönderme yaptı. Euro para birimini Bulgaristan'da kullanıyor tırnak içerisinde. Norveç'te kullanıyor, Almanya'da kullanıyor, İtalya'da kullanıyor, Fransa'da kullanıyor. Bu ülkelerin kendi iç ticaretlerinde sorun yokken dış ticaret yapmaya kalktıkları zaman yani o euro para birimini kullanarak dışarıya Almanya, Fransa'ya, İngiltere'ye, İtalya mal satmaya çalıştığı zaman işte sorun orada oluşuyor. Ciddi bir rekabet sorunuyla karşı karşıya kalıyorlar. Ben yakın bir zaman içerisinde euro'nun geleceğiyle ilgili ciddi kaygılar duymaya başladım. Çünkü özellikle Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Birliği Konseyi vesaire gibi önemli başkanlardan gelen açıklamalar sanki hep bu sinyali veriyor arkadaşlar. Bakacağız, göreceğiz. Ama Avrupa Birliği gerçekten zor durumda. Bir kere bunun altını çizelim. Zaten onlar da şunu söylüyor. Yakın zaman içinde bu işin içinden çıkamayacağız. Bir ayda, iki ayda, üç ayda, bir yılda, iki yılda hızlı bir çıkış beklemeyin. Çok yavaş, sakin, kademeli bir çıkış olacak diyorlar. Powell'ın da açıklamaları bu yönde. Çok ciddi işsizlik olacağını, ciddi iflaslar olabileceğini söylüyor ve büyük şirketlerin de batabileceğini söylüyor bu süreçte. Eksi ya da negatif faiz ortamına girme konusunda hiç de istekli görünmüyor. Ve bunun sonrasında da işte ciddi satışlar geldi vesaire. Dünyanın o tarafında yani gelişmiş olan ülkeler tarafında sorunlar büyük. Gelişmekte olan ülkelere bakıyorsunuz. Başta Türkiye olmak üzere. Zaten bu krize, bu pandemiye çok ciddi hazırlıksız yakalandılar. Bu pandemi olmasa bile Arjantin'inden Brezilya'sına, Brezilya'sından Türkiye'sine kadar bütün gelişmekte olan ülkelerde para sıkıntısı yaşandığı için, parasal bir darlık oluşmaya başladığı için ve bugüne kadar hatalı ekonomik yönetimlerin bedelleri ödenmeye başladığı için sıkıntılar büyümüştü. Pandemiyle birlikte katlandı. Burada yine önemli bir başka konuyu da söyleyeyim sizlere. Dünkü videoda da çok kısa değindim. Mart ayındaki veriler bana göre pandemi etkisinden uzak veriler. İlk 20 gününün pandemiyle bir ilgisi yok. Sadece son 10 gün belki etkilemiştir. Ve o 10 günde rakamları öyle olağanüstü bozmamıştır. Ama Nisan verileri çok daha bozuk olacak. İşler daha da karışacak Nisan ayında, Mayıs ayında, Haziran ayında. Bütün dünyanın yaşadığı bu kaygıyı bizim de oturup bir düşünmemiz gerekiyor. Ne oluyor? İşler nereye gidiyor? Ne yapacağız kardeşim? Demeleri gerekiyor. Yani sadece dövizi baskılayarak bu işler olmuyor. Başka bir formül mutlaka geliştirilmek zorunda. Dönelim altına arkadaşlar bir kez daha. Altının gram satış fiyatı
fiyatı 380 liranın hala üzerinde seyrediyor. Neden? Dolar gevşiyor ama ons yukarıya çıkıyor. Ben bu yılın başından itibaren altının favori bir yatırım aracı olacağını, çok fazla konuşulacağını zaten sizlerle paylaşmıştım. Hatta illa bir portföy yapmak istiyorsanız sepet yapın. Bu sepetteki yoğunluğu da altında tutun demiştim. Hala aynı şeyi söylemeye devam ediyorum. Çünkü altında en azından dolarda oluşabilecek baskı ortamı oluşmuyor arkadaşlar. Altının onsu yurt dışında fiyatlanıyor. Türkiye'de oluşan doların aslında temeli de yurt dışında fiyatlanıyor. Biz elimizden geldiğince doları baskılamaya çalışıyoruz. Bir yıl zararı göze alarak, ama sonuç itibariyle altında böyle bir baskı durumu söz konusu değil. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Dolar düşünce altında da bir gevşeme oluyor. Evet, kabul ediyorum, ama genel itibariyle şunu da görüyoruz. Dolar düştüğü zaman Türkiye'de genelde yurt dışında altının onsu yükseliyor ve böylece gram altın dengelenmiş oluyor. Bir hedge etkisi yaratıyor. Ve yakın zaman içerisinde dolarda da yukarıya doğru sert bir hareket olduğu an itibariyle altını bir anda biz 400 liraların üzerinde göreceğiz. Görünen o. Altın 350 olacak, 300 olacak, 290 olacak, 250 olacak gibi hayallere kapılmayın. Böyle sözlere de kanmayın. Bu koşullar içerisinde böyle bir şey mümkün değil. Amerika 3 trilyon dolarlık daha parasal genişlemeye gitti biliyorsunuz. Temsilciler Meclisi'nde onaylandı. Senato'da da büyük ihtimalle onaylanacak ve uygulamaya konulacak. Bunun 500 milyar dolar civarı Merkez Bankası tarafından kullanılacak. Bir kısmı bankalara verilecek. Bir kısmı zorda olan şirketlere verilecek. Bir kısmı halka dağıtılacak. Ve sonuç itibariyle bu paranın tamamı Amerika içerisinde kullanılmaya devam edilecek. Bu pandeminin sorunlarını çözmek için. Ki bu para da yetmeyecek muhtemelen. Bu para yetmediği için bir paket daha açıklamak zorunda kalacak Amerika. Ekstra olarak halka verilen, şirketlere verilen bu paralar büyük ihtimalle ihtiyaçlar karşılandıktan sonra tasarrufa yönelecek. Tasarrufa yöneldiği zaman da genel itibariyle altına yönelmeye devam edecek. Powell'ın yine çok ince sözlerinden birisi, özellikle hisse senedi piyasasındaki işlerin pek de iyi gitmeyeceğini söylüyor. Demek ki Amerikan borsalarında başta büyük şirketler olmak üzere çok ciddi hisse senedi satışları gelebilir arkadaşlar. İki nedenle gelir. Bir, makroekonomik verilerin bozulması. İki, bilançoların bozulması. Hadi bir şey daha ekleyelim bu arada. Bu şirketlerin paraya ihtiyaç duymaya başlaması ve bu parayı bulamaması ya da vatandaşın paraya ihtiyaç duyması ve bu parayı bulamaması nedeniyle hisse senedinde satış olacak. Zaman zaman yorumlarda görüyorum. Aynı zamanda gelen sorular da var bu konuyla ilgili. İnsanlar elindeki altını bozmaya başlayacak, doları bozmaya başlayacak falan diyenler var. Buradaki kritik nokta şu arkadaşlar. Büyük şirketlerin, büyük fonların hisse senedi satmasıyla küçük yatırımcıların elindeki doları, altını bozması arasında dağlar kadar fark var. Adam küçük küçük ucundan ucundan bozar ama büyük fon borsadan çıktığı zaman o parayı büyük ihtimalle altına veya dolara yönlendirir. Yani o küçük yatırımcının sattığı dolardan, altından çok daha fazlasını o fonlar, o şirketler satın alır ve yükseliş bu nedenle devam eder. Küçük yatırımcıların aldığı 3.000-5.000 liralık altın ya da dolarla piyasalar yukarı gitmiyor arkadaşlar. Büyük fonların yatırımlarıyla piyasalar yukarıya gidiyor. Amerika'nın her parasal genişlemesi, Avrupa'nın her parasal genişlemesi, Japonya'nın, Rusya'nın ya da benzeri ülkelerin, Çin'in vesairenin her parasal genişlemesi tasarrufa yönelmeye devam ediyor. Çünkü bu paraların büyük kısmı bu büyük fonlara akıyor sonuç itibariyle. Bu büyük fonlar şu anda borsaları hafif hafif yukarıya çıkartsa da aslında temel amaçları bence borsadan kaçmak arkadaşlar. Çünkü yakın zaman içerisinde özellikle Mayıs, Haziran, Temmuz verilerindeki bilançoların çok kötü olacağını görüyorlar. İkincisi, ülkelerin büyüme verilerinin çok sıkıntılı olacağını görüyorlar. Üçüncüsü, her ne kadar gevşeme politikaları uygulansa da pandeminin yarattığı ekonomik sıkıntılardan kurtulmak için insanların kolay kolay gevşemeyeceği kanaatindeler. Talep hala daralmaya devam edecek, görünen o. Fiyatları dramatik bir şekilde düşürmek de mümkün olmayacak bu süreçte. Onun için arkadaşlar bu fonlar borsalardan, hisse senedi piyasalarından, tahvillerden çıkıp dolar ve altın gibi güvenli limanlara
daha risksiz enstrümanlara akmaya devam edecekler. Yine önemli bir ayrıntı, tüm dünyada, Türkiye'de dahil buna, faiz ortamı da uygun olmadığı için, faiz ortamı da beklentilerin çok altında kaldığı için, artık cazibesini iyiden iyiye kaybettiği için dolara ve altına olan talep artacak arkadaşlar. Bakın, borsa 100 binin altında Türkiye'de, Amerikan borsalarında da satış geldi. Dolar 6.95'e kadar gevşedi. 6.95, belki 6.90 fark etmez. 6.97 aralığında bir süre gidip gelecek ama büyük ihtimalle çok sert bir yükselişle tekrar kendisini o 7.20 seviyesinin üzerine atacak. Ve bir sonraki hedefi 7.90 olacak. Eğer ki şoklar yaşanmazsa, bakın altını çizerek söylüyorum. Eğer ki şoklar yaşanmazsa, dolar kademeli olarak giderse önce 7.20'nin üzerine atar kendisini, 7.30 hedefini zorlar. Sonraki hedefi ise 7.90 olur bu koşullar içerisinde. Elbette bunlar bir yatırım tavsiyesi değil. Son kararı kendiniz vereceksiniz. Biz size sadece buradaki gelişmeleri aktarıyoruz. Buna göre de kararlarınızı verin diyoruz. Euro 7.51 seviyesinde. Bunun sebebi dolardaki geri çekilmeye paralel euroda da geri çekilme oluyor ama euronun geri çekilmesi aslında dolara göre daha fazla oluyor. Neden? Çünkü paritede 1.09'lardan 1.07 seviyesine geldi. 1.06'yı zorlarsa ve kendisini bir kez daha 1.08'in üzerine atamazsa parite, emin olun arkadaşlar, yakın zaman içerisinde biz euro dolar paritesini dolar euro paritesi olarak görebiliriz. Altının onsu 1700 doların üzerinde kaldı. 1710'un üzerine çıktı hatta. Bana göre 1700 seviyesi artık çok sağlam bir destek noktası haline geldi. 1700'ün aşağıya çok güçlü bir hacimle kırılması lazım ancak düşmesi için. Ama böyle bir hacimde görülmüyor. Satıştan çok alım baskısı var. Ve 1700'den yukarıya doğru, 1800'e doğru bir hareket olması için 1760 dolar seviyesinin kırılması gerekiyor. 1760'ı kırarsa yeni rekor denemeleri yapar arka arkaya ve buna bağlı olarak gram altın ve türevlerinde, gram altın, cumhuriyet altını, tam altın, yani işçiliği az olan altınlardan bahsediyoruz, çok sert yukarıya hareketler olur. Son olarak Brent petrol 29 dolar seviyesinde 20-30 dolar aralığında gidip gelecek. Bir dönem 10 doların altını zorlamıştı. Ham petrol özellikle biliyorsunuz. Bundan sonraki süreçte 20-30 dolar aralığında tutmaya çalışacaklar. Tabi olağanüstü durumlar devreye girerse yakın zaman içerisinde petrolde de yine dramatik hareketler aşağıya doğru olacaktır. Üretim, canlanma bekledikleri gibi olmazsa evet o zaman 10 doların altındaki petrol fiyatını bir kez daha görürüz. Gümüş zorluyor. 15 doların üzerinde gümüş yakın zaman içerisinde 20 doların üzerine gidebilir. Bunu da bir not olarak sizlere aktarmış olayım. Yapacağınız şey sakin olmak, beklemek. Göreceksiniz, sakin ve huzurlu olduğunuz sürece kazanan hep siz olacaksınız. Bu videom da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki bir an önce sizlere ulaşabilelim. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak sizler de oradaki üyelik seçeneklerinden herhangi birini seçebilirsiniz ve kanala destek verebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Orada da elimden geldiğince kısa kısa videolarla paylaşımlar yapmaya çalışıyorum gün içinde. Evet, görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.